Evet efendim, Paratoner ekranlarındaki yayınımızın ardından şimdi Araştırma Masası programımıza başlıyoruz. Gündem oldukça kritik tabii ki. Araştırma Masası programında birazcık daha sevgili konuğumuz, değerli konuğumuzla beraber Borsa İstanbul özelinde tartışmak, yorumlanmasını istiyorum. Çünkü siyasi cephede yaşanan gelişmeler bir hayli dikkat çekici. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta Millet İttifakı ve özellikle de Millet İttifakı'nın ilişkin bloktaki yaşanan gelişmeler çok hareketli ve kritik gelişmeler yaşanıyor. Ve bu kritik gelişmeler de çok doğal olaraktır ki 14 Mayıs'ta olması muhtemel seçime ilişkin beklentileri de bir hayli şekillendiriyor ki bu beklentilerle kıyaslandığında Borsa İstanbul'da da oynaklığın arttığını görüyoruz. Gelin şimdi tüm bu konuları değerlendirme noktasında Vişne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Barışcan Yücel'e dönelim. Barışcan Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Erhancan Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Siyasi gelişmeler oldukça kritik, yaşanan gelişmeler gerçekten kritik ve dün de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu açıklamada 10 Mart tarihinde yani bu cuma itibariyle seçim kararının alınacağı ve bir gün sonra da resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber 14 Mayıs tarihinin seçim tarihi noktasında net bir şekilde tescilleneceği ve resmi olarak seçim sürecinin başlayacağı dile getirildi. Diğer tarafta Millet İttifakı'na ilişkin yaşanan sürece de baktığımız zaman ciddi bir hareketlilik söz konusu ve bu hareketliliğe bağlı olarak da Borsa İstanbul'da da bir miktar oynaklık var. Cuma günü Millet İttifakı'nın dağıldığı, masanın 6'dan 5'e düştüğüne ilişkin haber akışlarıyla beraber Borsa İstanbul'da hızlı bir satış baskısı vardı. Ve Sayın Meral Akşener'in, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masaya geri döndüğüne ilişkin haber akışıyla beraber Borsa İstanbul'da özellikle de bankacılık endeksi üzerinde yükseliş hareketlerinin hız kazandığını gördük. Tabii ki siyasi olarak yorum yapamıyoruz bu ekranlardan, hepimizin malumu. Herkesin bir siyasi görüşü var ama biz daha çok ekonomi özelinde konuyu değerlendirelim. Borsa İstanbul 2 aylık süre zarfı içerisinde nasıl hareketlenme, nasıl bir şekillenme beklersiniz? Yüksek oynaklığın devamını bekliyor musunuz? Ve son dönemde yaşanan bu gelişmeleri nasıl yorumlamak istiyorsunuz fiyatlama noktasında? Erhancan Bey, şimdi yani açık söylemek gerekirse Borsa İstanbul hem seçimden önceki şu 2 aylık süreçte hem de seçimden sonraki 1-1,5 aylık süreçte oynaklığın üst düzeyde olabileceğinin ihtimalinin kuvvetli olduğunu söylesek çok fazla haksızlık etmiş olmayız, yanılmış olmayız diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte tabii ki bir tarafta depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. O tarafta ciddi anlamda hala sıkıntılar var ve bir şekilde koordinasyon kurularak iyileştirme çalışmaları devam ediliyor. Ama bir de tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi harıl harıl bir seçime giriş var ve siyasi politik belirsizlik çok fazla hakim. Finansal piyasalar her zaman istikrarı beğenir, istikrarı savunur. İstikrarın olduğu yerde daha pozitif rüzgarların estiğini görürüz, biliriz. Ama şu andaki belirsizliklerin gün be gün değişiyor olması, öncelikle altılı masanın beşli masaya düşmesi, sonradan yeni bir formül üretilerek tekrardan yeni bir momentum kazanması, o tarafta şu anda Millet İttifakı cephesinde çok ciddi bir pozitif hava hakim. Çünkü yani çok önemli bir başrol oyuncularından bir tanesi terk ediyordu. Şu anda tekrardan birlikte devam edecekler yollarına. Bu önümüzdeki günlerde zaten siyasi politik tartışmaların daha az safhada devam edeceğini ve bunun da oynaklığa etkileyeceğini söyleyebiliriz. Ama zaten dananın kuyruğunun kopacağı nokta aslında iktidardaki isimlerin değişip değişmemesi olmayacak. Tabii ki bu olacak bir şekilde yaşam tarzı için ya da diğer farklı faktörler için. Ama ekonomi anlamında konuşuyor olursak, ekonomi anlamında olay şu olacak. Seçimden önce şu ana kadar uygulanan ekonomik model, uygulanmaya devam eden model uygulanmaya devam edecek. Bu belli, 2 artı 2, 4. Vazgeçmiyorlar, taviz vermiyorlar şu andaki yöneticiler, iktidar güç. Fakat seçimden sonra isimler değişirse, yeni gelecek, eğer Millet İttifakı kazanırsa, tabii ki birçok isim değişecek. Bununla birlikte kabine isminden, Merkez Bankası Başkanı'ndan, BDDK, SPK yani çok ciddi anlamda bir kadro değişimi olacağından dolayı ve aynı zamanda bir politika değişikliği olma ihtimalinin çok yüksek olduğundan dolayı faiz indirim sürecinin tamamlanıp faiz arttırım sürecine geçilme ihtimalinin
artmış olma ihtimali, yabancı fonların, yabancı yatırımcıların, yabancı kaynakların daha çok güvenebileceği, daha fazla matematiksel, bilimsel, teknolojiye yönelik kararların alındığı bir ekibin yönettiği bir ülke ekonomisi olursa, böyle bir durumda farklı bir senaryo konuşuyor oluruz. Ha, derler ki isimler değişmez, iktidar cephesi gene aynı kalır, Cumhur İttifakı gene kazanır. Bu sefer de belki seçime kadar olan ekonomik modelden vazgeçerler, gene tam tersi ya da daha farklı bir bakış açısı getirirler. Gene aynı etkiyi, reaksiyonu yaratabilir. Hükümetteki isimlerin değişmesi önemli değil çok fazla ekonomik açıdan. Uygulanan politikanın, stratejinin değişmesi gerekiyor. Bu değiştirilirse evet, Borsa İstanbul'da kısa vadede bir geri çekilme olur. Evet, çünkü bir belirsizlik hakim olacaktır. Belki bir koalisyon hükümetine dönülecek, parlamenter sisteme geçiş süreci var. Zaten maddelerce açıkladılar Millet İttifakı tarafı da. Belki isimler bile hazır, kimlerin nerelere geleceği eğer bir kazanılması durumunda seçimin. Böyle bir durumda bir belirsizlik olacağından dolayı seçimden sonra bir buçuk aylık süreçte kısa vadeli bir borsada oynaklığın artması ve geri çekilme yaşanabilir. Ama ondan sonraki süreçte Borsa İstanbul'da yukarı yönlü algının daha olumlu olabileceği kanaatindeyim ben. Çünkü şöyle bir durum var. Depremden dolayı mali teşvikler ciddi anlamda yapıldı. Yardımlar yapıldı. Piyasaya çok fazla TL pompalandı. Bu para basılarak yapıldı, basılmayarak yapıldı. Kaynaklardan bulundu, bulunmadı hiç önemli değil. Şu anda Türk lirası ciddi anlamda piyasaya pompalanıyor. Depremin getirmiş olduğu diğer harcama zorunluluğunu arttıran büyük kalemler var. Hem devlet, hükümet açısından makro düzeyde, hem de hane halkları ya da şirketler tarafından mikro düzeyde. Bundan dolayı mallara olan talep zaten artacak. Ben %50'nin altında bir enflasyon kısa dönemde değil, sene sonuna kadar da beklemiyorum. Ha, yani işte dediğim gibi isimler değişir, uygulanan ekonomik model değişir, büyümeye yönelik değil de daha çok enflasyonla yönelik, savaşa, mücadeleye yönelik bir rol izleyeceğiz denir. İsimler yabancı yatırımcılara, yabancı fonlara daha fazla güven veren, daha istikrarlı, daha bilimsel tonda konuşan kişiler olur vesaire. Böyle bir durumda zaten yabancı tarafından para akışı ciddi anlamda gelir. Ve bu spekülatif olarak da gelmeyebilir. Bu uzun vadeli yatırım olarak da gelebilir. Böyle bir durumda Borsa İstanbul'da zaten başlatmış olduğu bir rally var. Kar satışlarıyla düzeltmeleri yapıyor ve belli teknik seviyelerin üzerinde kapatıyor. Yani 5050 gibi hem teknik hem psikolojik bir seviye var. Bu seviyenin altına geldiği zaman alıcıların devreye girdiğini görüyoruz ki iki defa kar satışı yaşandı. İkinci kar satışında dip arayışına döndü deprem vasıtasıyla ve borsanın 2,5-3 gün açık bırakılması sayesinde. 4200-4500 bandından tekrar alım geldi. Yani 5300'ler bizim ikinci tepemiz diyorduk. İkinci tepeyi birinci tepenin altında yaptı. Çift tepe formasyonuna gidebilir. Aman dikkat diyorduk. Yeni zirveyi eski zirvenin üstünde yapamıyor, kapatamıyor diyorduk. Ama şu anda da 5050'lerin üstünde tutunduğunu görüyoruz. 5300'lerde bir denge arayışında olduğunu görüyoruz. Ha, 5700'lerin üzerine seçime kadar bir yükseliş görülebilir. Seçime kadar 5700'lerin üstü test edilebilir. Yeni rekor seviyeler test edilebilir. Ama ben hacimlerde bir düşüş görüyorum. Kademelerde boşluk görüyorum. Yabancı yatırımcının çok fazla ilgisi olmadığını görüyorum. Bank of America iki gündür mal topluyor Meral Akşener'in haberinden sonra. O da tabii farklı değerlendirilebilir. Ama bu yatırımların uzun vadeli olması lazım ki biz 6800'lerin üstünü konuşalım. Sonra 7500'leri konuşalım vesaire. Şu andaki yükselişler seçim öncesinde yalancı ataklar olabilir. Pozitif rüzgarlar esiyor ya da bir şekilde destekleniyor olabilir. Ondan dolayı aldatıcı olmaması lazım. 5700 üzerini gördüğümüz zaman aa tekrar ikinci bir rally başladı olmasın. Elliot 5. dalgaya denk geliyor gibi gözüküyor şu anda hem Fibonacci ile hem de Elliot dalga teoremiyle ilgilendiğimizde. Düzeltme fazıdır. Aman diyeyim son girenlerin net silkeleneceği bir farz olabilir. Ondan sonra ABC düzeltme fazları gelir. Elliot 5. dalgadaki bir yükselişe sonlardan çok fazla giriş yapmanın ben bir anlam olduğunu düşünmüyorum. Kısa vadeli spekülatif işlemlerle kar elde etmek isteyen yatırımcılar adına konuşuyorum.
uzun vadeli ve orta vadeli yatırımcılar için enflasyon düzeyi yüksek kalmaya devam ettiği sürece ve şu anda uygulanan işte uzun bir adı var değişik bir politika. O politikadan vazgeçilmediği sürece Borsa İstanbul yukarı yönlü destekleniyor. Ama dediğim gibi seçimden sonra Millet İttifakı'nın kazanması durumunda 1-1,5 aylık bir konsolidasyon evresi olur. İşlerin nasıl gideceğini hem yurt dışındaki camianın hem yurt içindeki yatırımcının görmesi gerekiyor. Orada bir kar satışlarına maruz kalıp baskılanabilir. Ama ben orta ve uzun vadede şu anki uygulanan politikadan daha farklı bir politika uygulandığı zaman gene Borsa İstanbul'u yukarı yönlü potansiyelini çok ciddi koruduğunu söyleyebilirim. Özellikle sektörel bazda çok önemli sektörler var öne çıkan ve çok iyi şirketlerimiz var o sektörlerin içinde. Bence hala çok daha ucuz. Hem FDFAVEK oranlarına göre hem FK oranlarına göre hem net kar marjlarına göre hem yani öz sermayesini kullanarak ne kadarlık bir kar elde ettiği kalemlerine hem stok yönetimlerine göre çok ciddi anlamda dijitalleşmiş teknolojide takip eden firmalarımız var. Uzun vadeli yatırım yapılacak ama seçim öncesi oynaklık ve seçim sonrası oynaklık olacaktır. Seçim öncesi 5700'lerin üzeri aldatıcı olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Seçimle birlikte isimlerin değişmesi durumunda, hükümet cephesinin değişmesi durumunda da 1-1,5 aylık bir baskılanma olabilir. Ama ondan sonra ben atılacak adımlarla Borsa İstanbul'un enflasyon 2 hanelilere yani 10 seviyesi veya da altına düşene kadar Borsa İstanbul'un ben hala birçok yatırımcı için gelir kapısı olduğunu düşünüyorum. Peki Barış Bey şunu da sormak istiyorum. Şimdi piyasalarda aslında bakarsanız ben biraz rehavet de görüyorum yatırımcılarda. O rehavet de şundan kaynaklı. İşte en son varlık fonunun devreye girdiği hatta cuma günkü satışların ardından 4 milyar TL'lik bir alım yapıldığına ilişkin bir haber akışı vardı. Dolayısıyla da seçimlere kadar Borsa İstanbul'da düşüş olmaz. Hatta düşüşlerde varlık fonunun devreye girerek alım fırsatı olarak değerlendirileceğine ilişkin. Hatta seçime kadar da yine varlık fonu ve diğer firmaların da geri alımlarıyla beraber, geri alım politikalarıyla beraber yeni zirve ve rekorlarında görülebileceğine ilişkin bazı haber akışları ve beklentilerinin olduğunu görmekteyim. Ve ben bunu biraz da rehavet olarak dile getiriyorum, nitelendiriyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu ve bu beklentiler? Sizce haksız bir beklenti mi yoksa makul olarak mı karşılanmalı? Sizin görüşünüz nedir bu konuda? Yani varlık fonu devreye girebilir, kur koruma mevduatla ilgili yeni bir şey değiştirilebilir, yeni bir türev ürünü çıkartılabilir. Dövizi baskılamak için zaten şu anda biz elimizden geleni yapıyoruz. Ben açık söyleyeyim, bu kadar uzun süre baskılanabileceğini başta düşünmeyenlerdendim. Bu da bir başarıdır bu arada. Gerçekten çok uzun bir süre kuru çok ciddi bir anlamda çıpaladı deyince kızılıyor pek ama oraya sabitlediler yani. Bu bir başarı evet ama bunu zaten tutmak uzun vadede çok zor. Yani hem dövizi orada tutayım hem kur korumalı mevduata yönlendireyim hem Borsa İstanbul'u yükselteyim hem varlık fonundan araya alımlar girsin. Yok işte ne bileyim başka şekillerde başka projeler geliştirelim yapalım. Yani bu biraz artık hani taşıma suyuyla değirmeni döndürmeye onu eğitmeye çalışıyoruz. Evet şu anda taşıma suyuyla değirmen dönüyor çok ilginç bir şekilde ama onu öğütemeyiz. Yani o kadar olmaz. Ondan dolayı bizim gene makro iktisadi politikalarda çok ciddi anlamda yani bir defa bizim karşımızda çok bizim de değil bütün dünyanın karşısında hadi şu anda Baltık Kuru Yük Endeksi son iki haftadır hafif hafif yükseliş gösterdi. BDI Endeksi küresel ticarette bir genişleme var. Tayvan Çin tarafı hafif daha sakin, Pasifik tarafı daha sakin. Çin korona tam kapanmayı açtıktan sonra küresel ticarette bir artış oldu ve dolar endeksi yatay seyrine devam ederken ekstra dolarizasyon da olmuyor. Navlun fiyatları hafif hafif yükseliş gösterse bile yani böyle bir durumda işte hani küresel bazda biraz rahatız biz ama bizim kapımızın önünde zaten şu anda kuraklık sıkıntısı var, iklim değişikliği sıkıntısı var, küresel ısınma sıkıntısı var. Hemen üstümüzde devam eden sıcak bir savaş var. Ona göre Avrupa'nın alacağı, NATO'nun alacağı tutum var. Orta Doğu'nun bir anda karışmayacağının garantisi yok vesaire. Yani bizim zaten küresel bazda sadece yurt içi piyasaların seçim tarafını geçtim. Çok fazla karşılaşacağımız unsur var. Yani
bu kadar biz dertle uğraşırken her yerden bir şeyleri böyle bir bidonda bir sürü delik var, onu burayla kapatalım, bunu burayla kapatalım, bunu burayla kapatalım, ama işte ya bidonun komple değişmesi lazım, ya çevresinin tamamen değişmesi lazım, ya bir süre içine su koyulmaması lazım vesaire vesaire, yani bakış açılarının biraz değişmesi lazım. Bizim şu anda mesela enflasyonla mücadele edeceksek ki etmemiz lazım, depremden sonra dediğim gibi mali teşvikler, yardımlar vesaire piyasaya ciddi anlamda TL'nin arzı arttı ve bu zaten hani talepte çok fazla görmeyen bir para birimimiz var son dönemlerde. Bu zaten alım gücünü keza düşürürken aynı zamanda enflasyonu da tetikliyor. Yani biz faiz artırış sürecine geçilmezse turizm geliri endeksli ya da konut satış endeksli ya da birkaç küçük sektöre sıkışmış endeksli devam edersek sürdürülebilir değil. O yüzden Borsa İstanbul'da 5750'lerin üzerine yapılacak atakların ben biraz böyle boğa tuzağı olabilme ihtimalini düşünüyorum açıkçası. Hacimler azaldı, kademeler azaldı. Yabancı iki gündür falan biraz ilgi gösteriyor ama yerli yatırımcının sayısı azaldı. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımız var. Hali vakti yerinde olmayan vatandaşlarımız var veya da gerçekten maddi anlamda çok büyük zorluk çekip yatırıma bütçesini ayıramayacaklar var. Ki Borsa İstanbul'un 2-2,5 gün açık kaldığı süre boyunca oradaki hareketle çok ciddi derecede zarar edildi vesaire. Yani şu anda zaten Borsa İstanbul hem deprem haberlerinden sonra biraz ilgiyi kaybetti, hem de kripto tarafında 16.500'lerden BTC'nin 25.000'lere doğru yaptığı bir kıpırdama vardı tam Borsa İstanbul'un çalkalandığı dönemlerde. O taraftan dolayı bir miktar ilgi kaybetti. Yani Borsa İstanbul'a hafif bir ilgi kaybı, ilgi düşüşü de var. Yani seçime kadar bir miktar Borsa İstanbul yukarıda tutuluyor olabilir ya da desteklenecek olabilir varlık fonu veya da başka şekilde. Ama yani bunun ben sektörel bazlı ve şirket bazlı güvenerek yatırım yapıldığı zaman eyvallah, onda bir sıkıntım yok. Keşke bu şekilde Borsa İstanbul hep kazandırsa yatırımcısını, ama yani finansal piyasalarda siz de benden daha iyi biliyorsunuz, böyle bir şey yok yani, hani sürekli kazanç gibi konsolidasyon evreleri olacak, düzeltme evreleri olacak, kar realizasyonuna geçenler olacak, yeni alım yapanlar olacak, olacak da olacak ve bu sistem, bu sektör böyle devam etmeye sürdürecek yani. Ondan dolayı ben daha çok makro iktisadi bakış açısındaki bir değişimle, yapısal reformlarla bazı şeylerin kalıcı momentum kazanabileceğini düşünüyorum. Ondan dolayı yapılan her şey kısa vadeli çözüm üretir. Biraz böyle kilimin altına, sümenin altına itme gibi olur. Tam bir dip boş, köşe temizlik olmadığı sürece o yukarı yönlü momentum tam bir korunmaz yani. Orası biraz kritik. İşte o 5750'nin üstünde toplumun sosyolojik olarak, psikolojik olarak tekrar bir ralli başladı diye bir giriş risk görüyorum ben onda. Seçime kadar dengeli olabilir. Sektörel bazı söyleyeyim, açık söyleyeyim. Gıdayı, tarımı ilgilendiren yan sektörlerin hepsi çok çok önem arz ediyor. Çok kaliteli şirketlerimiz var. Gıda, tarım krizi olacak. Ciddi anlamda kuraklık, su krizi, küresel ısınma ve bunlar gıdaya, tarıma çok büyük bir şekilde yansıyacak. Böyle bir durumda tarım sektörünü içeren bu zirai ilaçlama ürünler olabilir, bu traktör, otomotiv olabilir, bu gübre olabilir, bu tahıl olabilir, bu un, buğday olabilir ve bu şekilde bunlara yan mamuller üretecek diğer sektörler olabilir. Bu sektörlerin içinde temel rasyolarıyla çok ön plana çıkan, yönetim kuruluyla ön plana çıkan ciddi anlamda önemli şirketler var. Kendi rakipleri arasında değerlendirilirse öne çıkanlar var. Otomotiv sektörü bu senenin yıldızları arasında yer alacak. Yenilenebilir enerji ve enerji sektörü keza aynı şekilde, petrokimya aynı şekilde. Yani Borsa İstanbul bir şekilde yukarı yönlü desteklense de, desteklenmese de kendi kendine içinde bulunduğu durumdan dolayı mobilyacılık sektörü, zaten çimento, demir çelik, cam sektörü, yani savunma sanayimizde çok iyiyiz. Yani belli başlı sektörler var.
Bu sektörlerin içinde holdinglerde Sabancı Holding ve Koç Holding çok ön plana çıkıyor. Sabancı Holding Koç'tan daha ön plana çıkıyor mesela. Yani bu tarzda çok ciddi araştırmalarla ciddi hem jeopolitik durumu analiz edip hem sosyolojik durumu analiz edip hem temel makro düzeyde durumu analiz edip hem de teknik analizden yararlanıp en güzel seviyeler nereler, işte en güzel dirençler, destekler nereler ya da biz şu anda fiyatların neresindeyiz sorusunun cevabı doğru bulunduktan sonra seçim öncesindeki oynaklıktan da seçim sonrasındaki oynaklıktan da yatırımcı da yatırımcı adayları çok fazla etkilenmez. Zaten belli sektörlerdeki belli şirketler bundan 3 sene sonra da 5 sene sonra da 10 sene sonra geriye dönüp bakıldığında ya bugün niye almadık, şu gün niye almadık diye üzülecek şirketler var. Bankacılık sektörümüz, bizim bankacılık sektörümüz çok iyi bu arada. Yani bankacılık sektörünün bu kadar kar yazması için çok fazla neden vardı. Orada baktık yani %14'lerdeyken bile politika faizi ucuzdan faiz borçlanıp mevduat faizlerini ucuzdan verip kredi tüketiciye kredi verilen faizler yukarıdan %25'lerden vesaire verildi. Şu anda yeni yeni hafif bir işte kur korumalı mevduattaki o artı 3 puan ne kadar olan kural kaldırıldı. Onunla biraz böyle bir gevşeme geri çekilme gördük ama onun dışında enflasyon olduğu sürece likide ulaşmak zordu. Hatırlıyorsanız 1,5-2 sene önce Asya seansında İngiltere'de TL bulunamadığı için swaplar ne derece açılmıştı, çok ciddi anlamda kur atakları yaşanmıştı vesaire. Yani TL'ye ulaşımı çok rahatlaştı bankaların ve ciddi anlamda satış yaptığı popülasyon bir defa nüfus çok fazla. Ve dijitalleşme konusunda, verdikleri hizmet konusunda bizim bankacılık sektörümüz Avrupa'daki birçok bankadan, benim diyen bankadan çok çok daha iyi. Şimdi bankacılık sektöründeki dijitalleşen, hızlı adapte olan değişikliklere veya da ciddi anlamda yönetim kuruluyla aldığı kararlarla yaptığı yatırımlarla bir de bazı dönemlerde bazı bankaların yaptığı toplumsal olaylara yönelik hareketler çok daha güzel karşılık bulur. Bu hani gönlü iyi olanın hikayesi iyi olur mantığıyla, şiarıyla çıktığımızda mesela İş Bankası'nın son dönemde deprem döneminde zarar gören kendi kullanıcılarına, müşterilerine yapmış olduğu şeyler hani ciddi anlamda bunlar pozitif rüzgarların da esmesine neden oluyor. Hani insaniyetimizde kaybetmediğimizi gösteriyor bir yerde. Ondan dolayı bizim zaten ülkemizde şu anda evet bir çalkantı var, bir belirsizlik, bir seçim öncesi gerginlik bazen yerini mutluluğa bırakıyor, bazen umutsuza, bazen neşeye, bazen kedere. Hep bir zaten psikolojimizde de bir değişim var. Ama şu anda bizim gerçekten Borsa İstanbul'da önemli sektörlerde çok güzel şirketlerimiz var. Bunlar orta ve uzun vadede kazandırmaya devam edecek. Kısa vadede kar satışları gelebilir. Endeks bazlı düşünülmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ondan dolayı daha makro iktisadi bakılması gerekiyor. Ve dediğim gibi Borsa İstanbul'da seçim sonrası eğer gerçekten uygulanılması gereken politikalar harfiyen uygulanırsa başta bir geri çekilme olabilir ama ben orta ve uzun vadede Borsa İstanbul'da yapısal reformlar yapıldıktan sonra yukarı yönlü momentumun çok daha fazla Amerika borsalarından daha fazla olduğunu söyleyebilirim yani. Evet, Vişne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Barış Can Yücel'e değerli yorumları ve katkıları için çok teşekkür ederiz. Efendim Araştırma Masası programının bugünlük sonuna geldik. Herkese güzel bir gün diliyorum. İyi akşamlar.